Gaziantep'te akaryakıt ve kimyevi maddelerin tanker imalatını yapan Demkar'dayım şu anda. Yanımda da şirketimizin sahibi Cuma Bey var. Nasılsınız Cuma Bey? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, ben de iyiyim. Önce sizi tanımak istiyorum. İsmim Cuma Demir, Demkar Tanker'in genel müdürüyüm. Gaziantep'te akaryakıt tanker imalatı yapıyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz peki? Ne zaman bu sektöre girdiniz? Aslında küçüklüğümden beri, çocukluğumuzdan beri bu işin içinde yetiştik. Fakat kendi firmamı 2005 yılında kurdum. 2012 yılında da şirket olarak kardeşimle birlikte, ortağım kardeşimle birlikte devam ediyoruz faaliyetlerimize. Gaziantep'te tanker sektöründe ilerliyorsunuz. Çocukluğunuzdan beri zaten bu sektörün içinde büyümüşsünüz adeta. Peki kaç çeşit tanker var? Biraz üretimden bahsedelim. Tanker çeşitlerimiz akaryakıt tankeri, su tanker üretimimiz var, kimyasal madde tanker üretimimiz var, filoil, asfalt tankerleri üretimlerimiz var, yeraltı tankeri, stoklama tankları, tanker üretim çeşitlerimiz, bayağı çeşitlerimiz var yani. Evet. Birçok çeşit tanker var, her yerde üretiliyor tabii bu tankerler ama sizin ayrıca ADR'li tanker üretiminiz de var. İsterseniz bundan da bahsedelim biraz. ADR'li tanker üretimimiz yarı romok ADR'li tanker üretimi, araç üstü ADR'li tanker üretimi olarak iki çeşit devam etmektedir. Bunu 2014 yılından beri Türkiye'mizde var zaten. Bu TSE'ye yetki 2014 yılında verildi. 2014'ün sonunda da biz bu belgeyi aldık. Güneydoğu bölgesinde tek firma olarak devam etmekteyiz. Peki ADR'li tanker ne demek? Ne işe yarıyor bu belge? ADR'li tanker üretimi demek... Tehlikeli maddelerin karayollarında güvenle çevreye zararsız bir şekilde taşınması için verilen bir belge, Avrupa ülkeleri arasında anlaşılan bir anlaşmanın ismidir aslında bu. Biz de bu belgeyi aldık, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu belgeye herkes sahip olamıyor tabii ki. Siz işinizin ehli olduğunuz için bu belgeye layık görmüşsünüz. Tebrik ediyorum bu anlamda da tabii ki sizi. Peki ortalama ayda kaç tanker üretimi yapabiliyorsunuz? ADR'li su tankeri, asfalt tankeri, yani belli bir tanker üretmediğimiz için ortalama 20 tane falan üretiyoruz. Tabii üretim birçok aşamadan oluşuyor aynı zamanda. Sıralayacak olursak peki birazcık üretimden bahsedelim. Üretimi sıralayacak olursak normal düz saç levha halinde geliyor bura. Silindirde bükülüp belli aşamalardan geçip kazan haline getiriliyor. Sonra ADR'li tanker imalatından bahsedeyim. X-ray cihazından kaynak filmlerimiz çekiliyor. Filmlerimiz TSE'ye gönderiliyor. Onay verilirse tankere devam ediyoruz. Ondan sonra şasesini, havuzunu yapıyoruz. Aracın üstüne atıyoruz. Tekrar TSE'ye haber veriyoruz. Sızdırmazlık testlerini yapıyoruz. Boyaya verip en son testini, ekipmanları düzüp belgesini çıkarıp müşteriye teslim ediyoruz. Yani bayağı meşakkatli. Peki ham maddesi nedir? Ne tür malzemelerden kullanıyorsunuz? ST37 dediğimiz saç, S235J2 de denir buna. Çelik, karbon çeliği bir malzemeden üretiyoruz tankerlerimizi. Evet. Peki Cuma Bey, ürettiğimiz tankerlerimizi nerelere gönderebiliyoruz? ADR'li tankerleri Avrupa ülkelerine hepsine gönderebiliriz. Türkiye içinde kullanılıyor ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Diğer ADR'siz üretimlerimizi de Orta Doğu ülkelerinde kullanılıyor. Su tankerlerine zaten ADR diye bir şey yok. Su tankerlerinde istediğimiz her tarafta istek olduğu sürece yapıyoruz. Evet. Yani hem Türkiye'ye hem yurt dışına her yere gönderebiliyoruz talep olduğu sürece. Şimdi tanker üreticileri oldukça fazla. Sizin dışınızda başka firmalar da var ama siz Gaziantep'in en iyilerinden birisiniz zaten. Peki bu kadar çok müşterilerinizin sizi tercih etme sebepleri neler? Devamlı işimizi kaliteli yaptığımızdan, daha dayanıklı, işlerimizi zamanında teslim ettiğimizden tercih ediliyoruz diye düşünüyorum. Yani yaptığımız işin devamlı arkasındayız. Bir sorun çıktığı takdirde her zaman, nerede ne zaman olursa olsun gidip halletmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet. Yani satış sonrasında da hizmetleriniz var. Aynı zamanda o zaman teknik servis hizmeti de veriyorsunuz. Veriyoruz. Teknik servisimiz de var. Yani araç yolda kaldı veya yolda kaldı derken, yani bir aksilik çıktı. Bir tankerin bir yerinde bir çalışma aksamı oldu. Sensör olsun, van olsun, şey olsun, gidip orada yerine müdahale yapabiliyoruz.